Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddet giderek kadın düşmanı cephesini genişleten AKP, MHP iktidarınca kurumsallaştırılmaya, her fırsatta yasalarla da toplumsal yaşamın tüm alanlarına yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Mevcut rejim tahakkümünü kadınlar üzerinden derinleştirirken, aynı zamanda doğrudan kadın katillerini, çocuk istismarcısı anlayışları beslemekte ve cezasızlık yöntemiyle de bu katilleri her geçen gün daha da güçlendirmekte, iyi hal indirimiyle de adeta teşvik etmektedir. İktidar, kadınların katliamını bu şekilde teşvik edip yasalarla beslerken, kadının özne olduğu, kadın örgütlülüğünün güçlü olduğu, Kürdistan'da ise özel savaş politikalarını devreye koymaktadır. Kadınların fuhuş ve madde bağımlılığı gibi özel savaş politikalarıyla düşürülmeye çalıştığı, tecavüze direnen kadınların katledilirken dahi faillerin daha kaçacaktı o yüzden öldürdüm gerekçelerini tüm kamuoyu hatırlayacaktır. Yine yakın zamanda Cizre'de yaşanan kadın katliamına rejimin erkek egemen anlayışı nasıl besleyip büyüttüğü gerçeği üzerinden yaklaşmak gerekmektedir. Zeliha adlı bir annenin, kadının ve kız çocuğunun da evli olduğu erkek tarafından suçlu görülmüş ve katledilmiştir. Bugün Kürt kadınları olarak erkekliğin en yoğun biçimde yaşandığı pratiklere karşı özgürlük mücadelemizi verirken aynı zamanda büyütüyoruz. Çünkü Kürt kadın özgürlük hareketinin esas aldığı gerçek, kadını özgürleştiremeyen devrimin devrim olmadığı hakikatidir. Tüm kadınlar adına bir kez daha iktidara kadın düşmanı politikalardan vazgeçmesini ve yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet karşısında hiçbir bahane ve ayrımcılığa yer bırakmadan şiddeti önleme, kadınları şiddete karşı koruma, failleri cezalandırma ve şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı bütünlüklü politikalar üretme yükümlülüğünü bir an evvel yerine getirmelidir. Tecrübeli kadınlar olarak özellikle de devlet eliyle beslenen üniformalı erkek şiddeti olmak üzere bir bütün olarak erkek şiddetine karşı sessiz kalmayacağız. Jin, Jiyan, azadi felsefesinin dünyanın edilen halklarına, tüm kadınlara ilham olduğu bu yüzyılın toplumsal örgütlenme ve öz savunma hakkımızı geliştireceğimiz kadın yüzyılı yapacağız. Ve diyoruz ki, Zeliha ve katledilen kadınların hesabını sormaya devam edeceğiz.